Atlantis'e geldik. Gelir gelmez zaten şeye gideceğiz. Aqua Park'ına gideceğiz. Zaten buraya gelme sebebimiz de birazcık Aqua Park'ından dolayıydı. Bakalım bakalım. Bakayım. Kolay gelsin abi. Bebeğim. Ve otelin içindeyiz. Yani daha doğrusu içine giremeden böyle göstermek istedim. Çok güzel bir girişi var. Kırmızı halı sermişler ayağımıza. Bunu hak edecek ne yaptık bilmiyorum tam olarak ama hadi bakalım. Yani o kadar gözlerim kamaştı ki video çekmeyi unuttum yahu. Her yerde böyle değişik. Şimdi bu otelin teması böyle akvaryum falan bir şey olduğu için böyle arkamdaki desenler hep böyle mavimsi tarzı böyle. Neden böyle? Soracağım bunu. Ama genelde işte buranın akvaryumu, aqua parkı, işte Los Chambers diye bir yer var. İşte aynı zamanda yunuslarla yüzebiliyorsun falan burada. O yüzden böyle her yeri mavi yapmışlar diye düşünüyorum. Burada da böyle bir yer var. Ay benim de resmimi çekin. Şimdi size demiştim akvaryum var diye bana inanmadınız ya. Otelde kaybolmayalım diye bize harita verdiler. Evet, asansöre bindik. Rolex saatleri görmüşsünüzdür umarım otelin içinde. Ne hissediyorsun? Sen onlar Rolex olduğunu da fark etmedin tabii. Ben de saat bilmiyorum. Asansörün içine bakıyorum. Evet, erkekler böyle. Otel misafiriyseniz aqua park ücretsiz tabii ki kullanabiliyorsunuz ama 2 gün kullanamıyorsunuz mesela. Onun için ayrıca bir ücret istiyorlar. O yüzden biz bir gün kullanacağız. Ve yarın gideceğiz. Bugün öyle havuza, denize falan gireriz. Evet. Buyurun. Selam. Hemen giriyorum. Buyurun. Dırırım dım. Banyoya bakın siz hele. Burası banyosu. Şu karşıda muhteşem bir manzarası var. Böyle. Aşağıda havuz manzaramız var. Palmiye'miz var. Hem palmiye manzaramız var. Buranın, yani burası Dubai'nin zaten en ünlü yeri. Palm diye geçiyor. Marina'dan sonra. Tabii bazıları Palm'ı daha çok seviyor. Neyse, çok gereksiz bir bilgi. Böyle bir manzaramız var. Evet, odayı kaç puan veriyorsun? Ben çok beğendim. Evet, Serkan otelci arkadaşlar. O yüzden onun beğenmesi çok önemli. Ben çok beğendim. Ben de hiçbir şey beğenmeyen biri olarak ben bile çok beğendim. 10 üzerinden 9 veriyorum. Bir puanı nereden kırdın? Nereden kırdın sana? Bilmiyorum. Banyoyu odanın içine yapmışlar. Ayrı girişi de var ama burada böyle kapılar koymuşlar. Çok şık. Yine ben. Evet, şu anda havuza doğru gidiyoruz. Böyle palmi ağaçlarının arasından geçerek gidiyoruz. Değil mi Serkan? Evet. Sen gelme. Ay Serkan hiç gerek yoktu. Yalnız baş harfimi oraya yazdım mı
yazdıysan iddia yani. I love you mu yazdırdın? İnanamıyorum ya. Teşekkür ederim. Şimdi oturayım ve bozuyormuşum burayı. Tekme atıyormuş. Kaldıramıyorum bunu. Kıskandım. Evet, burada böyle özel yemekler verebiliyorlar. Romantik. Plajı kapatmış birileri. Ya evlenme teklif edecek ya bir halt yedi. Ama buranın otellerinde genel olarak böyle şeyler olabiliyor bu arada. Evet. Terlikleri neden çıkarttın? Bilmiyorum, kirletmek istemedim. Yerleri çok kırmızı zaten. Arkadaşlar, bir dakika arkadaşlar. Orada terliklerini bırakmış yani, o kadar ruhu kaldıramadı bu kadar böyle ağır bir şeyi, kırmızı halıları falan. Benim halıya basmak istemedim. Yüzük ya. Peki, sanki bunu... evdeki halı. Evet Seren, ne anlatacaksın bize? Ha? Anlat, seversin sen yalanı. Evet, bu da akşam manzaramız. Evet. Bugün bayağı keyif aldık. Gerçi geç geldik. 4'te biz buradaydık. O yüzden çoğu yer 6'da kapanıyor. Yani Deniz Plaj 6'da kapandı. Ondan sonra bunların Imperial Lounge'ına gittik bir şeyler yemek içmek için ama orasını da 7'de kapattık değil mi? 7'ydi. Evet. Ucu ucuna 8'e yetiştik. 8'e kadar falan durduk. 8'e kadar. Sarfaz. Şu anda evet bayağı orada bir saatten ne içebiliyorsak içtik. Açtın çıkarttık verdiğimiz paranın. Şimdi akvaryuma gideceğiz. Orası da 9'da kapanıyor. Yani böyle yarım saat, bir saat aralıklarla. Otelde yapacak gerçekten çok fazla şey var. Hani bir gün bilmiyorum, sanki bize yetmeyecek gibi ama bakalım. Evet, şu anda akvaryumun girişindeyiz. Bazı balıklar çok mutsuz ya. Tatlılardı aslında. Nereden biliyorsun mutsuz olduğunu? Hoş geldiniz. Size iyi gözlerler. Hadi bana söylerler. Bunda girişi böyle. Çok güzel. Balıklar dönüyor. Deniz anılarının olduğu bir yerdeyim. Böyle değişik bir şeyler buldum ama ne olduğunu bilmiyorum ya. Şeyler arkamda. Hele arkamda da değişik balıklar var. Tabii balıkların ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Çok güzel ya, çok güzel. Evet, dünyanın en tehlikeli balıkları olduğu söylüyor benim eşim bunlar hakkında. Ne yapıyorsun?
ki yani kendi AVM'leri falan var yani birkaç alışveriş yeri öyle arkamda gördüğünüz gibi ve çok kalabalık yani hep bir insan sirkülasyonu var. İnanılmaz derecede büyük. Burası su parkı. Bugün buraya gideceğiz. Burası da yunuslarla yüzülecek yer anladığım kadarıyla. Evet, burası da su parkı. Burası tramvay istasyonu. Dubai merkeze doğru gidiyor. Burası havuz. Şurası bizim kaldığımız oda. Burada da yetişkin havuzu var. Diğer tarafta Palmiye Adası olduğu için diğer tarafta da deniz var burada. Thank you. Sen çok güzel gözüküyorsun. Ortam çok güzel gözüküyor aşkım. Evet, cikcikler var. Burada dimsum gördüm. Kahvaltıda çok değişik Asya mutfağı var. Tayi ve Çin. Bunlar Karadeniz'de dimsum. Bu sebzeli dimsum. Kahvaltısı fena değildi. Hani dimsumdan peynirine kadar her şeyi bulabilirsiniz işte. Kahvaltıda oturduğumuz yer çok güzel. Böyle palmiyelerin içinde oturuyoruz resmen. Kuş sesleriyle. Evet, aquapark'a giderken yolun üstünde böyle yollardan geçiyoruz. Ama biz hala gidemedik. Çünkü o kadar güzel ki gitmek istemiyoruz. Bırakamıyoruz balıkları. Şu böyle büyük kocaman böyle tencere gibi bir şey yapmışlar. Orada tencere demem, kazan gibi bir şey yapmışlar. Ve oranın yani o sürttüğü suyun rengi sürekli değişiyor. Otel misafir olduğumuz için orada bir kuyruk var, oraya girmedik. Biz ayrı bir yerden aldılar. Şu anda geçiş yapıyoruz. Akvaryumun içinden çok güzel köpek balıklarının ortasından atlayacağız. Akvaryumun içinden geçemedik çünkü yanlış tünele girmişiz. Onun adı Shark Attack'mış yani Shark Attack yani köpek balığı saldırısı. Şimdi onu bulacağız, oradan atlayacağız. Gel senin poponu kaldırın. Birazdan oradan ben 55 kiloyum, böyle sırtıma bir şey bağladılar birazcık daha ağır olayım diye ve o beni birazcık daha güvende hissettirdi.
yemek yemeye geldik. Burada Barakuda Restoran diye bir yer var. Oraya geldik. Geri çıkarsak bir daha geri giremiyoruz. Bir daha ücret vermemiz gerekiyor. O yüzden burada restoranı kullanıyoruz. Güzel bir restoran fiyatlarıyla aynı. Bir pizzaya işte 80 lira hamur verdik. Yemek aynı gibi. Evet, yani food court gibi düşünün. Beni yemek olarak göstermiyor. Yemek. Ben yemek değil, beni göstermiyor. Arkamda var mesela bir yer. Böyle 3, 4, 5, 6 tane restoran var yan yana. Çok yorulduk ama yani inanılmaz yorulduk. Ama 11'den beri kaydıraklardan kayıyoruz. Top 4 oldu değil mi? Kaymak değil, bir de o kaydıraklara çıkmak için. Aynen. 4-5 kat tırmanıyoruz. 4-5 kat çıkıyoruz, sonra iniyoruz, bir 4 kat 5 kat daha çıkıyoruz, sonra bir daha iniyoruz. Bayağı yoruldum. Evet, şimdi yemeğimizi bitirdik. Galiba denize gireceğiz birazcık. Gibi görünüyor. Evet, Atlantis maceramızın sonuna gelmiş bulunuyoruz.